Şimdi ben bayağı detaylı bir şeyler hazırladıydım ama şimdi dam üstünde saksan gibi olacak. Bir de arkadaşlar çoğu zaten girdi o konulara. Ben esasında tartışmanın bırakıldığı yerden bir şeyler bağlamaya çalışacağım. Onun için biraz improvize olacak, batıp çıkacağım yani. Biraz kendimizi ayakta tutmak için. Şimdi tekrar akademik şeye girsem burada ben de dahil hepimiz sıkılacağız. Şimdi şiddetin çeşitlerini zaten arkadaşlar herhalde girdiler. Doğrudan şiddet, yapısal şiddet ve kültürel şiddet. Şimdi ben Kıbrıs'a indirgediğimizde, bütün bu teorik yanlarını indirgediğimizde Kıbrıs'taki yapısal şiddete bakmak istiyorum. Şimdi tabii ilk önce Kıbrıs dediğimizde kuzeyi, güneyi, üstler de ayrı bir bölge olarak baktığımızda Kıbrıs'ın esasında istisnai hal devletlerinin bulunduğu bir ada olarak görebiliriz. Yani Kıbrıs'ta anayasal hakların askıya alındığı iki tane devlet vardır. Biri 1964'te anayasal hakların askıya alındığı şiddet olaylarından sonra. Diğeri de 1974'ten sonra Kuzey'in idaresinin ve daha sonra Federe ve KKTC'nin kurulmasıyla yine şiddete dayalı kurulan iki bölge vardır, iki devlet vardır. Bu iki devlet de yalnız baktığımızda istisnai hal, olağanüstü hal üzerinden devam etmektedir. Bu da belli hakların askıya alınması demektir. Yani Kuzey'de bizim Rumlara karşı sorumluluğumuz, hukuksal olarak sorumluluğumuz çok kısıtlıdır. Birçok hak ihlalini meşru kılacağımız istisnai hal şeylerimiz vardır. Mallarına gelmelerini engelliyoruz. Bunların hepsi yapısal şiddet olduğu için anlatmaya çalışıyorum. Ne bileyim, burada yaşamalarına kısıtlamalar getiriyoruz. Bir sürü şeyler yapıyoruz. Yani etnik olarak seçtiğimiz ve düşman olarak yasalarımızda belirttiğimiz kısmı birçok kısıtlamalar çerçevesinde şiddete uğratıyoruz. Çünkü dediğim gibi şiddet sadece fiziki şiddet değil, psikolojik ve aynı zamanda yapısal şiddettir. Yapısal şiddetin içerisinde diskrimine etmek, ayrıcalık yapmak vesaireler de vardır. Şimdi Rum tarafına baktığımızda orada da 1964'ten sonra bir şiddet olayından sonra Kıbrıs Cumhuriyeti'nin helalleşmesi vardır. Yani Kıbrıslı Türklerin haklarının bir şekilde askıya alınması vardır. Şiddet zoruyla. Yani 1900 tamam ilk bizimkiler de çekildiydi zaman neye gitmediler falan tartışmaları var. 65'te geri dönüp tekrar Temsilciler Meclisi'ne katılmak istediklerine yaptığımız değişiklikleri kabul edersiniz ya da gelmeyin dendiği Sayın Kleridis tarafından da açıklanmıştı. Yani iki tarafın bu istisnai hali içerisinde günlük yapısal hayat içerisinde diğer topluma karşı şiddet uygulanmaktadır. Yani haklar bazında, hukuksal bazda. Şimdi öbür taraftan şeye gelelim, bu mağduriyet vesaire şeyine. O da kültürel şiddeti açıklayıcı bazı bağlantılar yapmaya çalışacağım. Şimdi bu da daha çok Kıbrıs Türk'ünün oluşturduğu kültürün nereden geldiğine bakmaya çalışacağım. Eşiksellik diye bir kavram var, arafta kalmak. Kenan Demincek onu anlatmaya çalışırdı. Hep tayin edilecek gibi falan hissetme hali. Yani nedir eşiksellik? Liminality şeydeki terminolojide. Bir yerden kopup bir yere doğru gittiğin orta andaki haldir. Şimdi eşiksellik çok pozitif bir kavramdır. Geçiş olabilir. Avrupa Birliği süreci bir eşiksellik halidir. Ne bileyim hacca gitme bir eşiksellik halidir. Ama Mekke yerinden kalkarsa, Brüksel kaybolursa ve senin çıktığın yolda yarıda kalırsan o negatif eşiksellik olarak algılanır. Yani arafta kalın, askıda kalın. Şimdi Kıbrıs Türk'ü 1914 yılından beri askıda bir toplumdur. Yani İngiltere'nin buraya ilhağından beri bir araf toplumu olarak yaşamaktadır. Hep bir belirsizlik, gelecekle ilgili kaygular şeyden Niyazi Hoca da biraz onu anlatmaya çalıştı. Hep bir anxiety yaşayan bir topluluktan bakıyoruz. Şimdi Mary Douglas'a göre bu belli bir süreden sonra bu yaşanan anxiety'ler, toplumsal anxiety'ler kültürel
hale de gelebiliyor, kalıcılaşabiliyor toplum içerisinde. Yani tavırlarda hepsini hissedebiliyoruz o anxiety'nin. Yani o belirsizlik içerisinde. Şimdi belirsizlik içerisinde yaşama ne getirir? Sordunuz, hep birini bekleme. Mesayah gelip bizi kurtaracak. Yani mesyanik beklenti getirir. Hep biri bizi gelip bir yerden kurtaracak. Bu Brüksel olabilir, Ankara olabilir, falanca adres olabilir. Şimdi bu beklenti içerisindeki toplumların belli bir süreden sonra bir de şeyi vardır. İçine kapanılmışlık hali vardır ya, enklaviz toplumlarda. Ve özellikle bu enklaviz toplumlar, bu negatif eşiksellik içerisindeki toplumlardır da çoğunlukla. Şimdi orada bir güzellik duvarıyla çevrilirler. Yani kendilerini güzelleme yaparak böyle o duvarın içerisine saklananlar. Dışarıdan gelen her şey düşmandır. Bu da işte içeri sızan herkese karşı gösterilen sert tepkide veya dışlamada da bu kültürel hale gelmiş tavırlarda da yoğun bir şey vardır. Yani dıştan gelen her yabancının onları bir şekilde rahatsız edeceği ve bir şekilde acıtacağı kaygısı içerisinde olduğu için toplumu enklavist hayat içerisinde. Tabii bu enklavizm İngiliz döneminden geçti. Bir de fiziki enklavizm yaşadı. Yani 1963-74 arasında getoların içerisinde bir yaşam sürdü ve bu yaşam sürerken fiziki şeyi, yani daha sosyolojik olan şeyin daha fiziksel bir şekilde yaşanmışlığı oldu orada. Bu tür toplumlar bir egaliteryan toplumlardır. Yani bizde öyle kolay lider yok, bir beklerler hep birini ama hiçbir zaman da lider beğenmezler. Yani çok egaliteryan bir yapıları vardır. Devamlı bir eşitlik arayışı vardır. Onun için bizde siyasetçilerimiz de devamlı en fazla eleştirilen tarafları o eşitliği bozdukları andadır tavır içinde. Ve dağıtım üzerinde bir yaşam sürerler. Yani bu dağıtım da nedir? İşte ganimet dağıtımı olabilir, iş dağıtımı olabilir. İşte ne derler, favor, iltimas dağıtımı olabilir. Bunun eşit bir şekilde dağıtılması var. Eşitlik burada nasıl anlaşılır? Yani mesela şey, itemin oluşmasına da baktığımızda onu görürüz. Şimdi güneyde mal bırağın azaldı. Yani belli eşit bir şey dağıldı. Hiç bırakmayan da aldı. Yani o dağıtım yapılırken herkese verelim oldu. Kurayla çekildi. İlk öyle dağıtıldı ama bunun içerisinde birçok haksızlıklar vesaireler oldu. Yani demek istediğim, şimdi bu kültürel içe dönüklük şeyinde göç de aldı bu toplum. Bu göç şu yaşadı. Bir de asimetrik bir ilişki içerisine girdi. İlk defa enklavların kapısı çok kuvvetli bir güç, yani mesayah olarak gördükleri güçten birleşti. Ve oradan bir şok yaşadı. Yani o mesayah bekledikleri peygamber çıkmadı. Veya umdukları peygamberi olmadığını anladılar. Ve o birleşmenin, o kurtuluşun bir bedeli olduğunu fark ettikten sonra o enklav yapı içerisindeki anxiety, tabii psikiyatrist insanlar var, anxiety'yi ben anladım. den dolayı yoğun bir dışa dönelik şiddetin hissediyoruz toplum içerisinde. Bu şeyle değil, değnekle vesaireyle değil, yani tavırlarda, ne bileyim, işçilere karşı takındığımız tutumda, yabancı işçilere karşı, öğrencilere karşı takındığımız tutumda, 400'e yakın seks işçisine karşı takıldığımız tutumda, bunlar zaman zaman ortaya çıkmaktadır.